Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda analitik geometri konusundaki karma testler yani üniversiteliğim testlerinden 16.sının çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde A, A virgül B ve B, C virgül D noktalar arasındaki uzaklık x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi formülü de bulunur. Buna göre bu formül aşağıdaki bağıntılardan hangisinin bir sonucudur? Evet analitik düzlem çizelim. İspatını zaten yaptı, yaptığımız için yap. Bunu anlatımı dinleyen arkadaşlar bilir. Eğer A noktası burasıysa burası A virgül B sonra öbürü de C virgül D ise bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken ne yapıyoruz? Hocam eksenlere olan uzakları şu eksenlere hemen uzaklarını şöyle çiziyoruz. Bizden bu uzunluk isteniyor şu şekilde 90 derece karşılık getirirsek Pisagor bağıntısından çıkıyor. Hatta burası ne yapıyor? Burası A, burası B, burası C, burası D ya. Bak burası A eksi C, burası da B eksi D oldu. Gerçekten de ya da D B oldu fark etmez. Evet D eksi B oldu burası. Ee, gerçekten de burası da C eksi A oldu. Pardon. Ee, dik kenarların kareleri toplamından geliyor. Bak kare içinde bu. Aa, C A, C eksi A'nın karesi artı D eksi B'nin karesi eşittir. Şunun karesi oldu. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda da bu ifade geliyor. Yani nereden geliyor? Pisagor bağıntısından geliyor. Evet gençler birinci soru denizli oldu. Geldik ki şekildeki dik koordinat düzleminde verilen eş sarı dik üçgenlerin bunlar dik üçgenmiş ve birbirine eşmiş. Yani birbirine eşit olması hocam şunla şu birbirine eşit olacak ya da şöyle hocam bunda bu birbirine eşit olacak ki aynı zada değiller. Dolayısıyla bunda bu birbirine eşit şunla da şu birbirine eşit diyebiliriz. Tamam öncelikle bu da orada verilmiş. Burada x yerine 0 yazsak y'si 12 yapıyor. Yani şuradaki uzunluk 12. Y yerine 0 yazsak x de 12 yapıyor. Evet şurası da 12 oldu mu? Oldu. Sarı üçgenlerin alanları toplamı kaç verilmiş? 32. E bunlar kaç yapacak o zaman? 16. 16 yapacak. E bu alan 16 ise buradaki noktada bak dikkat et. X yerine burada ben A yazarsam. Şu absis yerine A yazarsam. X yerine A yazdığımızda Y'si de ne yapıyor? 12 eksi A yapıyor. Evet A virgül 12 eksi A noktası. Yani şu uzunluk A iken burası 12 eksi A yaptı. Bak dikkat yazmıyorum. Dikkat. Bu uzunluk A bu uzunluk 12 eksi A. Yani A çarpı 12 eksi A bölü 2 eşittir kaçmış? Kaç verilmiş? 16 olarak verilmiş. Buradan ne yaptı o zaman? Burası 12a eksi a kare eşittir 32 yaptı. Öbür tarafa attık hepsini. 0 eşittir. A kare eksi 12a eksi artı 32 yaptı. 4'e 8. Eksi 4'e eksi 8 dersek çarpıları artı 32. Toplamları da eksi 12 yaptı. Buradan a eksi 4 çarpı a, a eksi 8 eşit 0 geldi. Ya buradan a eşittir 4 gelir ya da buradan a eşittir 8 gelir. A yerine 4 yazarsak deneyelim bakalım. A yerine 4 yazarsak burası 8 olur. Hocam burası çift çizgi 4 ise Burası da 8 olur mu? Olmaz. Bak 8'in daha sağda olması gerekiyor. Burası 4. O zaman tam tersi. A ne oluyor o zaman arkadaşlar? A 4 değil. A 8 olacak o zaman. A yerine 8 koyarsam burası 12-A'dan 4 çıktı. Evet 4'e 8, 4'e 8 herhangi bir sıkıntı yaratıyor mu? Yaratmıyor ve sağlanmış oldu. Ve dikkat et 12, 12 olduğu için x kenar dik üçgen bunlar 45, 45. Şuradaki açılar 45, 45. Burası da 45, burası da 45. Yani 4 ise, o zaman burası da 4 yaptı. Ya da zaten 8'i burada ya 4 buraya kaldı. 8'i burada, 4 buraya kaldı. Neyse kırmızı boyalı bölgenin alanı isteniyor. Ne yapacaksın? Büyük üçgenin alanından neyi çıkartacaksın? Şu üçgenleri çıkarttığı zaman kırmızı üçgenin alanını da bulursun. Ha istersen tabana ait yüksekte çizebilirsin. Büyük üçgenin alanı nedir? 12 çarpı 12 bölü 2'den. Kırmızıları çıkart, on, sarıları çıkart. 16, 16, 32 çıkartacağım. Bir de neyi çıkartacağım arkadaşlar? Şuradaki üçgenlerin alanını çıkartacağım. 4 çarpı 4 bölü 2 burası. Burası da 4 çarpı 4 bölü 2. Bundan 2 tane var. Bunu çıkartacağız. Evet 144 bölü 2. 72 eksi 32 eksi 16 isteniliyor bizden. Şu ikisi 40 yapıyor. 40'tan da 16 çıkınca 24 kalıyor galiba. Cevap böylelikle Balıkesir çıktı ikinci soruda. Geldik bir sonraki soruya. Ooo güzel bir soru. Yukarıda birbirine dik olarak yerleştirilmiş bir ayna sistemi verilmiştir. Bu aynaların arasına aşağıdaki gösterildiği gibi cisimler yaklaştırılıyor. Evet ayna şöyle görüyorsunuz. Buna göre bu cisimlerin aynada oluşan görüntüleri aynısı olarak verilir. Arkadaşlar bakın şuraya bakın. Hocam bu aynada üçgen şeklinde görünmüş. Evet şu şekilde üçgen doğrudur. Burada üçgen şeklinde Evet şu şekilde yansıması üçgendir doğru. E hocam şu aynada görüntüsü nokta olmuş. Hayır nokta bak en büyük şey kısmı burası. Aynadaki görüntüsü de böyle olması lazım. Yani daire şeklinde olması lazımdı. Şurası yakın diye ya, bu nokta şeklinde olacak diye değil. O yüzden bu oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Evet dik konuda olmadı. Silindirde. Evet şuradaki kesiti bir dikdörtgen. Burada. E, buradaki kesiti şöyle baktığın zaman. Evet bir dikdörtgen. Burada. E, burası daire. E, burası da daire. Tamam sıkıntı yok. O zaman ikincisi oldu. Üçüncüsüne bakalım. Düzgün dört yüzlü. Düzgün dört yüzlü. Kaç tane yüzü var? 4 tane yüzü var. Ve 4 tane yüzü ne olacak? Tabanı bir eşkenar üçgen. Yan kenarları da bir eşkenar üçgen olacak. 4 tane yüz. Her bir yüzeyi üçgen yani eşkenar üçgen. E bu eşkenar üçgen burada. Evet bu da görüntüsü eşkenar üçgen. Alt tarafta alt tarafı da üçgen olduğu için buranın da üçgen olması lazım arkadaşlar. Yanlış yani yalnız 2 yaptı o zaman cevap arkadaşlar. Evet dörtgen değil de üçgen olmuş olsaydı bu da doğru olacaktı. Evet güzel bir soru. Üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde AB'ye doğru parçası orijin etrafında saat yönünde bir miktar döndürülerek CD doğru parçası elde ediliyor. Dönüşüm sonucunda A 3'e 5 noktasının görüntüsü C 5'e 3 noktası olduğuna göre B 2'ye 9 noktasının görüntüsü olan D noktasının koordinatları çarptı ne olur? Evet sıkıntılı bir soru gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar inşallah çok fazla sıkıntısız bir şekilde çözmeye çalışalım şunu. 3'e 5 noktası nerede? Bak şurada bir yerde. Bu dönüş olduğunda 5'e 3'e geliyormuş burası. A noktasından C noktasına geliyormuş. Peki buranın 5'e 3 olduğunu şöyle göstereyim. Burası da ne oluyormuş? 3'e 5 oluyormuş. Pardon tam tersi. 3'e 5 iken 5'e 3 oluyormuş burası. Şimdi orijin etrafında döndürürken orijin etrafında döndürürken şöyle orijin merkezde bir dairesel hareket boyunca dönüş olacak. Yani dönüş açısı, dönüş dönüş açısı ne oldu? Şöyleyken hop şöyle bir dönüş açısı sergilendi. Şimdi öbürüne bakalım. B noktası da 2'ye 9. B noktası 2'ye 9'da bak şuralarda bir yerde. A'nın bir tık solunda şöyle bir yerde. Bu da dönüş yaparken yani burası B noktası 2'ye da döndürürken orijin merkezde hop şöyle bir dönüş mü yapacak arkadaşlar? Evet şöyle bir dönüş. Ama şuradaki kaçı kadar? Bak şurada kaçı kadar dönecek? Hop şöyle. Bu da hop şöyle dönecek. Orada kaçı kadar dönecek? Hadi döndürdük. O noktada buraya bir yere denk geldi. B2'ye 9 iken burası da ne olacakmış arkadaşlar? D noktası olacak. Mesela D A virgül B olacak. Peki buradaki işin esprisi nedir? Şimdi önceden önceki uzunluğumuz neydi? Bak AB uzunluğu buydu. Şimdi AB uzunluğu bu oldu bu oldu. Şu AB uzunluğu bu CD uzunluğuna dönmüş halde CD uzunluğu oldu. AB uzunluğuyla CD uzunluğu birbirine eşit olacak bu Olacak. Birinci bileşen bu. Başka neyden bahsedebiliriz burada? Bakalım AB uzunluğu CD uzunluğuna eşit olacak. Buradan bir denklem geliyor. Başka bir tane daha bir şey bulmam lazım. Bir denklem daha bulmam lazım. Buradaki denklem ne olacak acaba? Şimdi buradaki uzunluk dönme açısından falan bahsedebilir miyiz? Bir önce onu yazalım isterseniz. Ne yazacağız burada? Şimdi bu AB uzunluğu şu CD uzunluğuna eşit olacak. AB uzunluğu CD uzunluğuna eşit olacak. Tamam. Yazalım bakalım onu. Ne gelecek buradan? AB uzunluğu nedir? Hocam x'ler farkı birin karesi, y'ler farkı 4'ün karesi. Yani birin karesi artı 4'ün karesi. Yani kök, şöyle yazayım birin karesi artı 4'ün karesi. Eşittir CD uzunluğu. Kare küçüğünde A eksi 5'in karesi artı B eksi 3'ün karesi olacak. Peki, buradan bir şey geldi. Hocam buradan A eksi 5'in karesi artı B eksi 3'ün karesi eşittir. Kaç yapacak? Kare gidince 17 yapacak. Buradan bir denklem bulduk mu bulduk. Başka bir denklem daha bulmam lazım benim. Başka bir denklem nasıl bulabiliriz? Hocam şuraya dikkat et. A noktası şu. Bak kırmızılar yarı değil mi? Bak 3'ün karesi orijin olan uzaklara eşit olacak. Şunun da şu. Zaten eşit. 3'ün karesi artı 5'in karesi. Aynı zamanda burada da 3'ün karesi artı 5'in karesi geldi mi? Geldi. Evet bunda sıkıntı yok. Aynı şekilde şu maviler de büyük dairenin yarıçapı değil mi? Evet. O zaman bunun orijin olan uzaklığıyla yani bu nedir arkadaşım? 2 eksi sıfırın karesi yani 2'nin karesi artı 9 eksi sıfırın karesi 9'un karesi kare içinde eşittir. Ee, a eksi sıfırın karesi a kare artı b eksi sıfırın karesi b kare eşit olacak. Yani buradan da ne geldi? A kare artı b kare de ne olmak zorunda arkadaşlar? 81 artı 4'ten 85 olmak zorunda. Heh. İki denklem çıktı. Normalde bu iki denklemi çözmemiz lazım. A kare artı b kare eşittir. 85 ve şu. Bunu çözmemiz lazım. A bence şıklardan gitsek daha güzel olacak arkadaşlar. Çünkü bunu açayım derken bayağı bir sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor burada. Ee, bir denklem daha buradan gelecek. Yani orada yerine yazma falan filan sıkıntı olabilir. Tabii ki ee, burada ne yapabiliriz? Aç bunu aç bunu İşte a kare yerine a kare artı b kare geliyor zaten. Sonra a yerine bilmem ne yaz 85 eksi b kare yaz çarpanlar ayır falan filan ama iş bayağı uzayacak gibi. Mesela e şıkkından başlayalım 56. 56 dediğimiz çarpımları d noktasının çarpımı. Acaba a çarpı b eşittir 56 mı? A çarpı 56 ise 7'ye 8 oluyor mesela. 7'ye 8 sağlanıyor mu? 7'ye 8 sağlanmıyor arkadaşlar. Başka 56 ile ilgili ne olabilir? 4'e şey olabilir. E, ne derler ona? 2'ye, 2'ye bölsen 28 2'ye bölsen 14. 4'e 14 olabilir. E, karesi zaten 14'ün karesi zaten 85'i aşıyor. Bu olmaz. Yani A çarpı B 56 olmadı arkadaşlar. A çarpı B eşittir 42 olur mu? 6'ya 7 düşündüğümüz zaman. 6'nın karesi artı 7'nin karesi. 6'nın karesi artı 7'nin karesi. 36 artı 49'dan 85 geldi mi? Geldi. He. Bir de şu oluyorsa tamam. 6'ya 7. 1'in karesi artı 4'ün karesi. Bu oluyor mu? Oluyor. Evet 6'ya 7 oluyor arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı sağlanmıyor. O zaman cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Evet bu da olmasaydı C'yi, bu da olmasaydı B'yi, o da olmasaydı A'yı deneyecektik arkadaşlar. Yoksa diğer türlü şu işlemi yapmak da bayağı bir zor olacaktır. Evet A yerine 6 B yerine 7 yazınca olay bitti. Burada ne yaptık arkadaşlar? Hem şunların yarı çap uzunlukları birbirine eşit. Hem de şu iki nokta arasındaki uzaklık burada. Ve burada dönme olayı kalemi döndürürken böyle döndürdüm. Orijinal etrafında dö dö döndürdüğünde yine aynı kalem olacağından dolayı. Burada ne yaptık bir de? AB uzunluğu aynı zamanda CD uzunluğu deyip iki biliminde iki denklemi çözmüş olduk. Ben yerine koyarak çözdüm tabii ki. Dördüncü soru Denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Birbirine dik olarak yerleştirilen 3 aynanın arasına aşağıdaki gibi bir küp yaklaştırıldığında aynalarda şekilde gösterilen görüntüler oluşuyor. Yani burada arka yüzü göremiyor mu? Arka yüzde şu gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu. Yani bu burada. Bunun arkasında. Bu ortasında böyle arkasında. Bu da en altında olacak. Buna göre bu küpün açılımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi küpün açılımını neye göre yapmış? Bu şuraya göre bakalım mesela arkadaşım. Burası nerede? Üst yüzeydim bu. Üst yüzey. E bu üst yüzeyi böyle kaldırırsam üst yüzeye göre açılış yapacak olursam bunu böyle kaldırırsam hop şöyle kaldırdığım zaman arkadaşım bak 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 dikkat şunu şöyle kaldırdım bunu böyle kaldırdığım zaman ne geliyor şu 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 ve şunu çizeyim bu en alttaki kalktığı zaman en üstteki burası oluyor sonra ortadaki boş şu da e, açtığım zaman buraya çıktı. burası oluyor arkadaşlar evet şöyle çapraz gelecek böyle şeklinde gidecek Çaprazımız böyle olması lazımdı arkadaşlar. Şuna göre açılış yapıldığında o zaman bu olmadı. Şuna baktığımda yine üst yüzeye bak şu L, L'ye göre açılış yaptığımda evet L'ye göre açılış yaptığımda tamam doğru. E sonra şunu da kaldırayım bakayım. Şunu da yukarı kaldırdığım zaman şunları koyayım çaprazları şöyle. En altta bir çapraz, burada da bir çapraz. Yani şunlar şöyle şöyle olacak, dolu olacak. Evet burada bunlar böyle böyle dolu. Ondan sonra bunun altındakini açtığım zaman da bunun altındakini de şuraya açayım. Bunun altındakini de şuraya açtığım zaman şöyle arkadaşlar. E, bu nerede? Bunu şöyle düz açtığımda şöyle gelecekti. Bak şunu şöyle açtığımızda şöyle gelecekti. Şu çapraz nerede oluyor arkadaşlar? Buraya bitişik oluyor. Buraya bitişik bu burada olması lazımdı. O zaman e, buradaki ortadaki de nerede oluyor arkadaşlar? Uzağında. Yani şuradaki ortadaki olacak. Bunu da böyle açtığım zaman bak bu çapraz burada olması lazım şöyle. Bak çapraz burada. Ortadaki de buraya. Şuraya gelecek. Burası. Galiba cevap B şıkkı arkadaşlar. Şu arkayı da açtığım zaman şu arkayı da açtığım zaman bak şöyle koyayım şuraya. Şurası gözükmüyor tam olarak ama bak açtığım zaman şuradaki çapraz burada olması lazım. Bu en altındaki şurası bir de ortası. Şurası olması lazım. Evet bu da sağlandı. Bu da sağlandı. Bu da sağlandı. Bu da bu ortadakini de açtığımız zaman zaten o gelecek. Cevap B şıkkı yapıyor. Diğerlerinin olmanın nasıl olmadığını gösterelim. Ee, burada Şöyle bir L şekli arayacağım. 2 dolu bir de yanlarda. Ortada 2 dolu yanlarda. Var mı böyle bir şey? Yani 4 tane 1 2 3 4 tane karalı olan kare var mı hiç? Hocam 3 burada, 2 burada, 3 burada. E burada da 2, burada da 3, burada da 2, burada da 3. 4 tane karalı olan yok zaten. Zaten bu yok arkadaşlar. Bak aynısı. Burada da 4 tane karalı var. Bu da olmaz. Bak burada da 4 tane karalı var. Bu da olmaz. O zaman cevap gerçekten de Balıkesir. Yaptı. Güzel bir soru. 5. soru balık kesir oldu. Geldik 6. soruya. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde d1, d2, d3 doğruları verilmiş. A, bu doğrular aynı noktada kestiğine göre diyor A değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Doğruların denklemi lazım. Bu doğrunun adı nedir? Aslında y mx şeklinde bir doğrudur kırmızı doğru. Orijinden geçiyor. Hatta 1'e A noktası bu doğrunun üstünde olduğu için bu nokta bu denklemi sağlar. Yani apsisi bak buradaki noktaya bak 1'e A noktası bu nokta bu doğrunun üstünde. Koy yerine X yerine 1 koy. Y yerine A koy. Böylelikle ne geliyor? A eşittir M çarpı 1'den. A'yı ne bulduk? M bulduk. Madem A'yı M bulduk. Bu doğrunun adı ne oldu? Y eşittir e, MX ya da AX doğrusu oldu. Evet. Bir doğrumuzun adını bulduk. Şimdi öbür doğrunun adını bulalım. Mavi doğrunun adını bulalım şimdi. Mavi doğruda X'i 1'de kesiyor. X bölü 1 artı Y bölü eksi altta kesiyor bu da. Eşittir 1 olduğundan bunu 6 ile genişletelim. Bu paydayı 6 yapalım. Bunu da eksi 1 ile çarptığımız zaman ne geliyor denklem? 6x eksi y eşittir. Hani bölü 6 bölü 6 eşittir 1 ya eşittir 6 mı oldu? Evet. Bu doğrunun adı da ne çıktı arkadaşlar? 6x eksi y eşittir 6. Evet bu doğrunun da adını yazdık. Şu mavi doğruyu şöyle göstereyim. Mavi doğrumuz da şu şekilde olmuş oldu. Sonra şu yeşil doğruyu da göstereyim. Yeşil doğruya da bakacak olursam x bölü eksi 2 artı y bölü a eşittir 1 olduğundan bunu a ile çarpacağım. Bunu da eksi 2 ile çarpacağım. E, paydayı ne yapayım? Artı yapayım aynı zamanda. Yani ben bunu eksi a ile çarpayım. Bunu da 2 ile çarpayım o zaman. E ne geliyor? Eksi a x artı 2'ye bölü 2 a yaptı. O zaman bu da eşittir 2 a yaptı. O zaman bu doğrunun denkleminde bulduk mu? Bulduk. Şimdi doğru denklemleri var elimizde. Şu var şu var ve bu var. Bu üçü de aynı noktada kesmiş. Ben buradaki noktayı bulabilir miyim acaba? Evet. Y yerine AX falan yazarak bir şeyler elde edebilir miyim? Burada hangi iki doğruya ortak çözüm yapayım? Arkadaşım şu iki doğruya, bu doğruyla bu doğruya ortak çözüm yapayım. Her ikisinde de A var sonuçta. Gel burada yerine yazayım burada. Yani eksi AX artı 2Y eşittir 2A diye ya. Şurada da y eşittir ax diye bunun yerine de ax yazarsam bu eksi ax Eksi ax artı 2 ax eşittir 2 a olduğundan dolayı burası ax eşittir 2 a oldu. A'lar ne oldu? O süper. X eşittir 2 geldi. Evet buradaki noktanın kesim noktasındaki x virgül ya ya burası. Burası 2 çıktı. E burası 2 ise bu doğrudan üstünde olduğu için yani 6x eksi y 6x eksi y eşittir 6 doğrusunun üzerinde olduğu için x yerine 2 yazarsam çünkü bu nokta aynı zamanda mavi doğrunun da üstünde x yerine 2 yazarsam 12 eksi y eşittir 6 olduğundan y de kaç çıkar böylelikle arkadaşım? 6 olarak çıkar. Evet buradaki nokta 2'ye 6 noktası çıktı. E bu 2'ye 6 noktası bizden ne isteniyor? A kaçtır diye soruluyor. Aynı zamanda şu kırmızı doğrunun üstündeydi. Y eşittir AX doğrusunun üzerindeydi. E o zaman Y eşittir AX doğrusunun üzerinde 2'ye 6 noktası varsa gel burada yerine yaz. Denklemi sağlar. X yerine 2y yerine 6 yazalım. 6 eşittir A çarpı 2 olduğundan A'yı da böylelikle kaç buluruz? 3. Hep yerine yazmalarla sonuca ulaştık. Yani bilmediğimiz bir işlem yok. Kesim noktası vardı. Ortak çözüm yaptık. Ondan sonra noktaları yerine yazdık. E, o doğrunun üstünde, doğruların üstünde sağlanmasını bekledik. A'yı böylelikle ne bulduk? 3 bulduk. Çıkmayacakmış gibi hissettim ama gerçekten kendiliğinden çıktı cevap. 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7. soruya. <laughs> Aşağıdaki gidik koordinat düzleminde köşelerinin koordinatları orijin 0 0 A 1'e 1 B 9'a 1 olan AB üçgensel bölgesi x eşittir k doğrusu ile alanları eşit iki bölgeye ayrılmıştır. He. Evet bu üçgen ne olmuş arkadaşlar? Eşit iki bölgeye ayrılmış. Peki. Şimdi dikkat edersen buranın da ordinatı aynı. Bak A 1'e 1 noktasının ordinatı da aynı. B 9'a 1 noktasının ordinatı da aynı. Şu birebiri 1'i de şöyle düşünebiliriz. Şekil karışacak diye ben çizmiyorum sadece orayı. Şimdi arkadaşım şurası 1 bir birim, burası 1 bir birim mi? Evet. Sonra buradaki uzunluk kaç? Hani 1 ile 9 arası. apsi 1 ya. 1 ile 9 arası. 8 birim. Sonra burası 8 birimse e, buradaki tüm alanı bulabilirim ben. Bu alan nedir? Taban 8. Yükseklik 1. Burası 90 derece. 8 çarpı 1 bölü 2 eşittir. Kaç yapacak? 4 mi yaptı? Evet. Bu alan 4 yaptı. O zaman bu doğru parçasıyla alan iki eşit parçaya ayrıldığına göre. O zaman burası ne yaptı kardeşim? Burası 2 birim kare. Burası da 2 birim kare mi oldu? Aynen öyle. Şimdi K'nın değeri kaçtır diye soruluyor bize. Bu X K doğrusu ile 2 eşit alanlı bölgeye ayrıldı ya. Hadi bakalım bunu bulalım. X eşittir K doğrusuysa burası. Şuraya kadar olan uzunluk nedir arkadaşım? K'dır. E o zaman hocam buraya ne kaldı? 9 eksi k kaldı. Apsisi 9 olduğundan dolayı. Şuradaki uzunluk 9 eksi k yaptı. E sonra şuraya bakacak olursak. Şurası 1 bir birimdi. Burası da 9 değil miydi? Evet. Şimdi şurada bir 90 derece var. Bu eksene paralel. Şu iki alanını kullanacağım ben. E burada bir benzerlik yapabilirim aslında. Benzerlikle hocam k'nın tamamına oranı. Şurayı da a diyelim. K bölü tamamı 9. 9 oranı a bölü 1 olduğundan dolayı. A uzunluğu K cinsinden çıktı mı çıktı? A'yı kaç bulduk? K bölü 9 çık bulduk. Evet K bölü 9 çıktı arkadaşlar burası. Şöyle de diyebilirdin. Hocam buradaki açının tanjantı tanjant alfa 1 bölü 9 ya. Bu da 1 bölü 9 olacağından şuradaki dik üçgen de K bölü 9 diyebiliriz. E burası K bölü 9 tamamı da 1 olduğundan buraya da 1 eksi K bölü 9 mu kaldı? Evet şuradaki uzunluk 1 eksi K bölü 9 yaptı. Yani 9 eksi K bölü 9 yaptı. Evet bu uzunluk 9 eksi K bölü 9 ise ve şu üçgenin alanı da belliyse yerine yazıp cevaba ulaşacağız. O zaman hadi yapalım. Ne var burada arkadaşım? Burası 9 eksi k bölü 9 değil mi? Evet 9 eksi k bölü 9 çarpı bak şu dik kenarlar çarptığının yarısı. 9 eksi k bölü 2 bize nereyi verecektir arkadaşlar? Üçgenin alanını verecektir. Şu üçgenin alanını verecektir. 2'yi verecektir. E tamam olay bitti arkadaşlar buradan. Şu 2 ile 2'yi çarpsak kaç yaptı? 4 bölü 9 var. Öbür tarafa 9 çarptım diye geçtim. 36. Yani 9 eksi k çarpı 9 eksi k eşittir. 9 eksi k'nın karesi yaptı. 36 eşitse. 9 eksi k'yı kaç buluruz buradan? 6 buluruz. Ve k da buradan kaç gelir? 3 gelir. Yani cevap böylelikle akçay çıktı. 7. soruda. Evet bu da güzel bir soru. Başka türlü nasıl yapabilirdik? Bu şu benzerliği yapmayabilirdik mesela. Şimdi soruyu çözerken aklıma geldi. Hocam tanjant alfaya baktın ya. Şöyle 1 bölü 9. Şurası 9 birim ya. Hani sen buraya k dediysen e bu z'den dolayı bak burası da alfa. Tanjant alfa 1 bölü 9'sa, 9 ise 9 eksi k ise burası da 9 eksi k bölü 9 diyebiliriz aslında. Oradan da yola çıkabiliriz. Ya da baştan da çözebilirdik aslında ama neyse 9 eksi k şeklinde yazdık ve k isteniyordu bizden. K'ya göre de değeri de bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi hiç 9 eksi k de demeden hocam şuraya e, alfa 1 bölü 9 ya. Tanjant alfa 1 bölü 9 a 9 a yazıp Oradan A çarpı 9A bölü 2 eşittir şey deyip e, 2 deyip A'yı bulup A'yı da bulduktan sonra e, şuradaki K değeri de zaten karşımıza çıkacaktı. İşte 9-K işte burası A 9A dedik ya 9, e, 9A olup buradan da sonuca yine ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Neyse ama biz bu yolu tercih ettik. Bu yolda da çok bir şey fark etmedi aslında sadece... Uzun olarak 9-K yazdık. A yazmadık da 9-K yazdık sadece. Tamam gençler. 7. soruyu akçay bulduk. Böylelikle bu testi bitirdik. 16. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 17. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.